Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi hepiniz yani takip edenler bilir. Ben buradaki derslerle bildiğim şeyleri size aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Özellikle ön muhasebe programıyla epey bir yaklaşık 23-24 ders yaptık. Programda arkadaş çok büyüdü. Dersten kopanlar oldu. Yani yapamayanlar oldu. Dolayısıyla çok sayıda da bana mail geldi işte. Burada takıldım, buradan çıkamıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Onlara da cevap veremedim. Kısacası yani çok az kişi biraz bilgisi iyi olanlar ilerleyebildi. Çoğu kişi takıldı. Pek de bir verim aldığımızı düşünmüyorum bu muhasebe programından. Bu nedenle bunun eğitimini durdurdum arkadaşlar. Bu akşam ne yapabiliriz? Nasıl daha çok yardımcı olabilirim diye düşünürken ufak ufak programlarla daha faydalı olacağını düşünüyorum. Örneğin bugün size bir form, bir kayıt işlemi nasıl yapılır? Excel'de bir form hazırladınız. Bunu nasıl kaydedersiniz? Kaydetme işlemi daha detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Başka bir derste o kayıttaki veriler üzerine güncelleme nasıl yapılır? Ondan sonra silme nasıl yapılır? Raporlama nasıl yapılır? Arama nasıl yapılır? Yazdırma, bütün bunları bile detaylı anlatırsam bence çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu akşam böyle bir ders yapacağız arkadaşlar. Bu konuda siz de ne düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Amacım sizlere faydalı olmak. Bu karantina günlerinde hepimiz içerideyiz. En azından zamanımızı daha iyi değerlendiririz. Kitap okuruz. Bol bol bilgisayarda bir şeyler yaparız. Kendimizi geliştirmeye çalışırız arkadaşlar. En azından zamanımızı bu şekilde değerlendiririz. Bu düşünceyle bugün size böyle bir kayıt işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Tabii başlamadan önce biliyorsunuz Excel'de arkadaşlar buradaki örneğin ara çubuklarında işte burada takvim olsun, dolbox olsun mesela değişik komponentler var şurada gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlarımız bunları çalıştıramıyor. Bunları çalıştıramamaların sebebi şu. Şimdi buradaki Visual Basic arkadaşlar 32 bit'e göre buradaki bazı standartlar hariç, şu standart olanlar hariç geri kalan bazı eklemeler 64 bit'te çalışmıyor maalesef sorun yapıyor. 32 bit olması gerekiyor. Şimdi sizde Office yani Excel'in 32 bit veya 64 bit olduğunu nasıl anlayacaksınız? Dosya menüsünden hesaba gelip şurada Excel hakkında tıkladığınız zaman şurada 32 bit veya 64 bit olduğu yazar arkadaşlar. Size tavsiyem 32 bit işte Office kullanmanız. 32 bit ile 64 bit ofisler var arkadaşlar piyasada. Microsoft'un geliştirdiği. Daha önce de anlatmıştım. 32 bit ile 64 bit arasında fark nedir arkadaşlar? Yani benim de okuduğum kadarıyla 32 bit 2 GB boyutundaki dosyalarla çalışabilir. Yani 2 GB'a kadar bir dosyayla çalışabilirsiniz. Excel dosyasıyla çalışabilirsiniz. Ama 2 GB'ı aştı mı Office 32 bit bunu açamıyor. Burada ise 8 TB'a kadar dosya boyutlarıyla çalışabilir arkadaşlar. Eğer sizin çalışmalarınız, üzerinde çalıştığınız Excel dosyaları veya Word dosyaları veya PowerPoint 2 GB'ı aşmıyorsa 32 bit kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Excel'in 32 bit veya 64 bit olması işletim sistemiyle bir alakası yok arkadaşlar. Bakın o benim işletim sistemim mesela Windows'um 64 bit ama 32 bitlik bir Excel Office kullanıyorum. Sıkıntı vermiyor. Yani işletim sistemiyle Office bağımsız. Bunu unutmayın arkadaşlar. 32 bit yüklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim şuradaki geliştirici sekmesine. Bunu nasıl açacağınızı da söylemiştim. Yine dosya seçeneklere gelip şurada şeridi özelleştir diyerek buradaki geliştiriciyi işaretlersiniz ve geliştirici sekmeniz burada gözükür. Veya şuradaki çubukların üzerinde sağ tuş şeridi özelleştir deyip geliştirici kutusunu işaretlersiniz. Geliştirici sekmesini açarsınız arkadaşlar. Burada Visual Basic ortamına şu butona tıklayarak geçebilirsiniz. Veya
Alt F11'e basarak geçebilirsiniz. Veya arkadaşlar şurada sayfanın üzerinde sağ tuş kod görüntüleye tıklayarak gelebilirsiniz. Bu şekilde yolları var. Şimdi öncelikle kaydetme işlemini nasıl yapacağız? Şimdi şurada bir menü oluşturabilir. Makronuzu buraya ekleyebilirsiniz. Onun yerine benim genelde tavsiye ettiğim şey şu. Çünkü başka bir dosyada, başka bir bilgisayarda çalıştırırsanız menünüz gelmez arkadaşlar. Şurada oluşturduğunuz menü gelmez. Ben genellikle birinci sayfayı şöyle güzelce boyuyorum zemini. En sevdiğim renk de bu. Sonra geliyorum geliştiriciden. Şuradan bir ekleden bir Word art ekliyorum genelde. Yine sevdiğim yöntem. Örneğin programın adını yazıyorum. Klavyemin üzerine su dökülmüş ya. Yine. Buraya programın adını yazıyorum. Örneğin ön muhasebe dersi diyorum. Artık programın ismi neyse. Sonra geliştiriciden şurada ekle menüsünden şu alttaki buton. Üstteki makrodur, alttaki normal butondur arkadaşlar. Böyle bir buton çiziyorum. Sonra butonun şu buradan özelliklerini açıyorum. Her zaman isimlere dikkat ediyorum ben. Genelde BTN isim mutlaka veriyorum. BTN mesela başla diyorum. Basla. Sonra caption'ına da programı aç. Şurada mesela programı diye yazdı arkadaşlar. Bunun sebebi dilinden dolayıdır. Şuradaki fontu açarsanız burada bakın Batı yazıyor. Şu Batıyı Türkçeyi seçerseniz programı aç olarak düzeldi gördüğünüz gibi. Sonra bunu çift tıklıyorum. O formumun ismini bakın şurada bir form açtım. Ben bunu sileyim isterseniz. Hayır dedim. User form açtım bir tane şuradan. Sonra az önceki koduma ne yazıyorum? Önce bir forma da isim vereyim. Özellikleri açtım. Tabii mesela şu özellikler sizde açık olmayabilir. Açık değilse şuradaki butondan özellikleri getirirsiniz arkadaşlar. Özellikleri getirdiğiniz zaman şurada caption name'ine mesela ben genelde buraya FRM ana form diyorum. Tamam. Şimdi az önceki butona tekrar isterseniz şuradan çift tıklayarak girin ve şöyle yazın. FRM ana yazıp boşluk değil nokta show arkadaşlar. Ve bu şekilde çalışmanızı başlatırsınız. Evet. Şimdi dedik ya bugün kaydetmeyi anlatacağım arkadaşlar size. İsterseniz ana formumuz olsun şöyle. Her gün bir ekleme yapalım buraya. Ana formun caption'ına şey yazmayalım. Üst tarafa bir buton alıyorum. Siz bunu süslersiniz artık arkadaşlar. Ben o kadar detaya girmeyeceğim. Buraya ne diyelim mesela? Stok kayıt diyelim. Stok kayıt. Bugün kaydı anlatırız. Yarın listelemeyi anlatırız. Yani böyle her gün her derste ilave ederiz arkadaşlar. Tamam mı? Stok kayıt dedik. Hemen bunun ismini BTN kayıt diyorum. Hatta stok kayıt. Buraya kadar güzel. Şimdi ne yapmamız lazım? Sayfamızın ismini de ana sayfa diyelim. Şuraya bir sayfa ekliyorum. Her zaman buna ayarlar ismini verin. Ayarlar. Bu ayarlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle sayfamızı genişletiyorum. Buraya stock ID diyorum. Stock ID. Yani stoktaki benzersiz kod ihtiyacımız var ki stoklar birbirine karışmasın. Bunları birbirine ayırmak bir nevi stokun TC kimlik numarası gibi olacak. Stock ID'miz burada olacak arkadaşlar. Ayarlar. Şimdilik stoğu yapacağımız için buraya stock ID. Stock ID'yi şu hücreye vereceğim. Buraya da bir renk veriyorum.
Ama bu sefer anlamaya çalışıyoruz. Ezbere gitmememiz gerekiyor arkadaşlar. Stock ID'yi buraya ekleyeceğim. Mesela ilk bir stock açtığım zaman burayı 1 yapacağım. İkinci stockta bunu 2 yapacağım. Üçüncü stockta 3 yapacağım. Bu şekilde bu stock ID'si olacak arkadaşlar. Stock'umuzun benzersiz numarası olacak. Yani bugün işte cari oluşturduğumuz zaman buraya cari ID diyeceğiz. İşte fatura ID diyeceğiz. Böyle gideceğiz. Şimdi geliyorum buraya stoklar diye bir sayfa açıyorum. Stoklar. Stoklarımızı da buraya kaydedeceğiz. Şimdi stoklar sayfamızda ne gerekiyor? Bize ne lazım? İşte stok ID lazım. Ondan sonra stok adı birimi birimi ondan sonra stok adı birimi şöyle biraz uzatalım. Alış fiyatı diyelim. Bir de satış fiyatı olsun. Alış fiyatı, satış fiyatı. Tamam, bu kadar yeter. Stok sayfamızı da bu şekilde oluşturduk. O zaman bize ne lazım arkadaşlar? Şurada birimi dedik ya. Dolayısıyla ayarlar sayfasında şuraya birimleri tanımlayabiliriz. Mesela ne olsun? Buraya birimler diyelim. Adet, kilogram, litre, metre, metrekare, metreküp. Ondan sonra paket, kutu, koli, ondan sonra teneke. Teneke diyelim. Bu şekilde birimlerimiz var arkadaşlar. Şimdi hemen geliyoruz formumuzu tasarlamaya. Yeni bir form açıyorum. User form. Formu şöyle biraz genişletiyorum. Zaman kaybı olmasın diye arkadaşlar dedim ki hiçbir süsleme yapmayacağım. Burada çay içiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu formun hemen ismini FRM stoklar diyorum. Ve caption'a hiçbir şey yazmayayım ya da stok kayıt formu diyorum. Stok kayıt formu. Hemen bir label alalım şuraya. Buraya stok ID diyelim. Ve karşısına bir text box alalım. Ondan sonra şu ikisini seçip kontrolle bir kopyasını aşağı indiriyorum. Stok ne oldu? Bir saniye şuraya geleyim de hani orayı da göreyim. Evet. Stok ID, stok adı, şuraya birimi, alış fiyatı ve satış fiyatı. Şuraya ne diyoruz? Stok adı, şuraya birimi, şuraya alış fiyatı, şuna da satış fiyatı. Şimdi şu birimini siliyorum arkadaşlar. Birimi combo box olacak. Dolayısıyla şu combo box'ı alıp şuraya çiziyorum. Stok adı biraz uzun olacak. Şu combo box biraz şöyle. Aslında birim o kadar uzun değil. Şöyle. Çok küçük oldu ya. Şunun height'i mesela ne kadar yüksekliği? Height yüksekliktir arkadaşlar. 18'dir. Ben bunun height'ini de 18 yapayım. İkisi birbirinin aynısı olur. Tamam. Ondan sonra alış fiyatı, satış fiyatı. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bir tane buton getiriyorum buraya. Kaydet diyorum. Yine bir buton daha. İptal diyorum. Kaydet ve iptal.
Tabii bunlara resim de getirebiliyoruz. Nasıl getirildiğini hemen göstereyim. Belki yeni baştan yeni izleyen olabilir. Şurada picture'a geliyorum arkadaşlar. Benim masa üstünde ikon içerisinde yeni içerisinde Necati Bey'in gönderdiği ikonlar vardı. Necati Bey ikonlarından kaydet. Bak şu save'i alıyorum. Tamam. Ondan sonra iptal içinde yine picture'dan şu cancel'ı alıyorum. Tamam. Bir de arkadaşlar şu cancel'ın bunlara isim verelim hemen. Tabii isim vermeden önce şu ID'nin enable'ını false yapın arkadaşlar. ID'ye hiç müdahale edilmesin. Sonra bunların tab indekslerini mesela şunun tab indeksi yani enter'la geçişte veya tab tuşuna basınca buna 0 diyorsunuz. Şuna 1 tab indeksi 1 bunun tab indeksi 2 şunun tab indeksi 3 yapın. Şu zaten 4 şunu da 5 yapıyorsunuz. Tab indeksleri bu şekilde ayarladınız. Yani çalıştırdığınız zaman enter tuşuyla böyle rahat dolaşacaksınız demektir arkadaşlar. Veya tab tuşuyla. Bunu yaptıktan sonra sıra neye geldi arkadaşlar? Sıra şuna geldi. Bunlara isim vereceğiz şimdi. Tek tek isim vereceğiz. Buna genelde text için TX'te ID diyorum. Stock ID de diyebilirim. TX'te ID. Şuna TX'te stock adı değil arkadaşlar. I harfi kullanmayın. Ya stock ad yazın veya stock adı deyin. Ben de bunları kullanmayan benim konuşmam da aynı şekilde. Gene de i harfini çok kullanıyorum artık. Maalesef. Buna combo box olduğu için CB birim deyin. Ya da birimi deyin. CB combo box birimi. Birim de diyebilirsiniz. Bu isimlendirmeler önemli. Buna TX'te Alice deyin arkadaşlar. Şuna da TX'te Satis deyin. S büyük Satis. İsimlendirme kurallarına dikkat edin arkadaşlar. Şuna da BTN kaydet buton olduğu için BTN kaydet. Şuna da BTN iptal. İ harfi yazmıyorsunuz arkadaşlar. I, büyük I. İptal. İptal. Evet. Buraya kadar tamam. Şimdi ben bir çay doldurayım arkadaşlar. Evet. Buraya kadar geldik. Şimdi gelelim şu formun bağlantısını yapmaya. Ana forma geliyorum. Şu stok kaydında ismi zaten BTN stok kayıt demiştik. Buraya çift tıklıyorum. Diyorum ki frm stoklar nokta show diyorum arkadaşlar. Bağlantısını bu şekilde yaptım. İsterseniz bir denemesini yapalım. Programı aç dedim. Stok kayıt dedim ve stok kayıt formu açıldı. Gördüğünüz gibi buraya şu stok ID'ye gidemiyorum. Enable false olduğu için. Stok adımı yazacağım. Burada birimleri şimdi buraya çağıracağım arkadaşlar. Ayarlar sayfasına birimleri çağıracağım. Hemen onu yapalım. Şunun birimli ayarlar sayfasında nasıl çağıracağım? Bakın hepsi nerede? Şuradan C2'den başlıyor. Buraya kadar. Şimdi yarın buraya da kullanıcı yeni birimler yazabilir. Şuraya da yazabilir. Dolayısıyla bunu kullanıcıya bırakacağız. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi formun initialize kısmına giriyorum. İlk oluşturma yükleme esnasına giriyorum. Burada dim x as integer diyorum. Ondan sonra x eşittir arkadaşlar. Sheets diyorsunuz. Tırnak içinde ayarlar sayfasındaki nokta range C mesela
kaç tane birim olabilir? 100 tane olabilir. Örneğin 1000 tane olabilir diyelim. C bine kadar nokta end. Yani C bine kadar sonuna git. Parantez içinde x ile up nokta row diyorsunuz. Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Diyor ki ayarlar sayfasındaki hani klavyeden kontrol. Bakın mesela ben şuradayım ya. Klavyeden kontrol aşağı ok tuşuna basıyorum ya arkadaşlar. Kontrol aşağı ok tuşu. Bakın en sondakine gitti. Yani bu odur aslında kodu. Yani C sütununun 1000 hücresine kadar yani 1000'e kadar dolu olduğunu farz et ve kontrol end'e bas. Ve oradaki satırda dur. Dolayısıyla burada x'in ne kaç tane olduğunu bize gösterir. X'in kaç tane olduğunu bize gösterir. Yani kısacası yarın öbür gün ben bu programı bu şekilde hazırladım ama adam buraya örneğin başka bir şey eklediği zaman bu da listeye dahil olacak. Bir başka bir şey yazdığı zaman yine listeye dahil olacak. Yani burada ekstradan birim ekleyebilecek arkadaşlar. Yani kısıtlamayacağız. Yani şuradan şuraya kadar deyip kısıt koymayacağız. Sonra ne diyeceğiz? Combo box birim nokta row search eşittir. Tırnak içinde ayarlar sayfasındaki ayarlar şöyle shift ile beraber ünlem işareti koyduğunuz zaman bu sayfayı temsil ediyor. Ayarlar sayfasındaki C2'den 2 nokta üstte C örneğin 20'ye kadar demiyoruz. C 30'a kadar demiyoruz. C ve X diyoruz. Dolayısıyla bakın çalıştırdığım zaman şurada ne görüyorsunuz? En son tenekeyi görüyorsunuz. Bak. Peki ben başka bir şey ekleyeyim. Mesela kolye var, teneke var. Ton yazalım mesela. Bakın tonu da bakın aldım içine. Tonu yeni ilave ettim. Çalıştırıyorum. Bakın en sonda tonu da almış gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu şekilde yapacaksınız. Birimleri bu mantıkla. Bu combo box'lara ekleyeceksiniz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bunu çalıştırdığım zaman alış fiyatına harf yazabilir. İşte bu harf yazmayı engellememiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Buranın içine giriyorsunuz. Bunun change olayına. Zaten çift tıkladığınız zaman change gelir. Şurada da change olayları var gördüğünüz gibi. Buraya diyoruz ki eğer TX'te alış nokta pardon if böyle diyeceğiz. Eğer not is numeric not is numeric arkadaşlar. Yani not değil is numeric değilse yani harf ise not numeric ise TX'te alış nokta value eğer value ise then diyoruz. Then TX'te alış nokta value eşittir boşluk. Aslında alt alta da yazabilirsiniz. Yan yana da yazabilirsiniz. Alt alta yazalım. Yani eğer numerik değilse TX'e o alış hücresine yazılanı sil. TX'te alış nokta set focus diyorsunuz. Buraya da end if diyorsunuz. Yani şöyle çalıştırdığım zaman ben buraya harf yazdı. Her harf yazdığımda siliyor ve tekrar orada bekliyor. Ya siliyor, bekliyor. Dolayısıyla ta ki rakam yazıncaya kadar. Bu da bu şekilde. Aynı şekilde bunu da yazacaksınız. Yine şu yazdığımı kopyalıyorum. Gelip buraya yapıştırıyorum. Buraya TX'te satış diyorum. Şuraya da TX'te satış. Şuraya da TX'te satış. İşte satış. Evet, buraya kadar da tamam. Yani ne yaptık? Enter'a isim yazıyoruz. Enter. Burada birimleri seçiyoruz. Enter. Harf yazamıyoruz. Sadece rakam yazabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra kaydete geleceğiz. Buraya kadar geldik. Şimdi çarpı ile de kapatmasını istemiyoruz. Onu da hemen anlatıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Formun içine girdiniz. Şurada initialize değil. Query Clause'a giriyorsunuz. Burada diyeceksiniz ki eğer şuradaki Clause modu görüyorsunuz. Clause mod.
Eğer close mode yani kapanma modu eşit değil bir ise cancel eşittir 1. Bunu arkadaşlar ezberleyin. Bunu ezberleyin. Tabii bir de öncelikle şuna da bir kod yazalım. İptalın içine de unload me diyoruz. Unload me. Un yazılıyor ama an okunuyor. Unload me. Bakın çarpıya bastığımızda artık çarpıyla kapanmıyor formumuz. Sadece bununla kapatabilirsiniz. Bir de diyebilirsiniz ya pratik olsun diye ben ESC'ye basınca da form kapansın istiyorum. Öyle onu yapmak da istiyorsanız şuradaki cancel, şurada cancel şu butonu seçiyorsunuz. Cancel'ını true yapıyorsunuz. Bu cancel'ını true yaptığınız zaman artık ESC'ye basınca bu butona basmış gibi olacak. Bakın çalıştırıyorum. Klavyeden ESC'ye basınca kapandı. Bazı formlarda daha pratik kapatmak için böyle yapabilirsiniz. Bu derste anlattıklarım hepsi önemli. Şimdi sıra geldi kaydet olayına. Şimdi kaydetin içine girdiğimiz zaman buralarda bir boşluk var ise kaydetmeyi engelleyeceğiz arkadaşlar. Boş bir şey varsa. Bakın kaydetin içine giriyorum. Diyorum ki eğer TXT stok adı nokta value eşittir boş ise veya or demek veya demek arkadaşlar. And ve demek şöyle and ve demek or veya demek. Veya TXT birim şey combo box birim nokta list index eşittir eksi bir ise eksi bir demek arkadaşlar şu anki eksi bir halinde yani hiçbir şey yoksa kombonun içerisinde eksi birdir. List indeksi eksi birdir. Birincisi sıfırdır. Böyle gidiyor. Veya TX'te alış nokta value eşittir boş ise veya TX'te satış nokta value eşittir boş ise den. Aşağıya geldim. And if mi de yazdım. Bakın bunlardan birisi boş ise hemen bir mesaj versin. Aslında bir mesaj formu yapalım arkadaşlar. Her zaman o formu kullanalım. Şöyle bir form açıyorum. User form. User formu şöyle yaptım. Şöyle uzattım. Mesaja da mesaj diye mesajımız var diyelim. Şuraya bir resim alıyorum. Resmin hemen picture'ına geliyorum arkadaşlar. Şuradan çıkayım. Şunların arasında bir mesaj vardı. Aslında neyse şunu alalım. Bunun picture size'ını pardon değildi. Şu. Şöyle sığdır dedik. Ondan sonra şu etrafındaki kareden kurtulalım. Border style'ini sıfır yaptık. Formun arka planını beyaz yaptık. Resim beyaz olduğu için. Şuraya bir label alalım arkadaşlar. Label'ın fontunu da şöyle kalibri kalın 16 yapalım. Şöyle uzatalım. Buraya kadar gelsin. Altına da bir buton alalım. Butonun da rengini beyaz yapalım. Ondan sonra üzerine de tamam yazalım. Sonra üzerine bir resim de alalım arkadaşlar. Necati Bey'in ikonlarından şu app'liği alalım. Sonra ismini de BTN tamam yapalım. Şu label'ın ismini de LBL mesaj yapalım.
Saç. Sonra tamamın içine bir de şu çarpıyla kapanmasını istiyorduk. Hatırlıyorsanız nasıl yapıyoruz? Çarpıyla kapanmaması için. Şuradaki query close'a geliyoruz. Ne diyorduk? Eğer şu close mod şu eğer close mod eşit değil 1 ise cancel eşittir 1. Bunu diyorduk. Şu formun ismini de FRM mesaj diyoruz. Şu tamamın içine unload me yazıyoruz. Unload. Ben unload diye okuyorum arkadaşlar. Bu böyle. Şimdi devam ediyoruz. Kaydete. Burada eğer bunlardan birisi hatalıysa FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption nokta caption eşittir eksik bilgi var ya da lütfen bilgileri eksiksiz giriniz desin. Ondan sonra FRM mesaj nokta show desin. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra altına da exit sub desin. Yani aşağıya doğru devam etmesin artık. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın kaydete basıyorum. Lütfen bilgileri eksiksiz giriniz. Mesela adını yazdım. Eksiksiz girin. Şunu giriyorum. Kilogram. Hala eksik. Alış fiyatı 100. Hala eksik var. Satış fiyatı 200. Şimdi eksik yok. Artık hata vermez. Şu ID'ye bir şey demedik. Şimdi sıra geldi arkadaşlar neye? Form ilk açıldığı zaman şu i diye bir rakam atayacağız. Yani şu ayarlar sayfasındaki şu b'nin değerini bir artıracağız ve i diye yazacağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın formun initialize kısmına geldim şuraya. Buraya dedim ki sheets hatta şöyle diyeceğim. Txt id nokta value eşittir. Sheets ayarlar yok böyle diyemiyorum. Şunu önce sileyim. Sheet ayarlar nokta range hücre demek arkadaşlar. Hangi hücrede? Bakın B1'de. Şuraya yazacağız. B1'e yazacağız. B1'in değeri eşittir. Yine aynısını alıyoruz. Yapıştırıyoruz. Artı 1. Acaba artı eşittir 1 yazabilir miyiz arkadaşlar? Yani merak ediyorum. Normalde böyle profesyonel programlarda affedersiniz arkadaşlar. Normalde biz artı eşittir 1 diye biliyorduk ama burada diyemiyoruz. Neyse böyle. Ne yaptım? Ayarlar sayfasındaki B1'in değerini bir arttırdım. Sonra TX'te ID'nin ID nokta value eşittir. Ne dedim? Şuraya eşit dedim arkadaşlar. Ayarlardaki B1'in değerini eşit dedim. Bakın çalıştırdığım zaman bakın şurada ID 1 yazdı. Peki hatta sayfaya da 1 yazdı. Yok, biz yanlış yaptık arkadaşlar. Şimdi arttırmayacağız. Çünkü adam açtı, çarpıyla kapattı. Her seferinde ID artacak. Bu yanlış. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şunu arttırmayacağız arkadaşlar. Sadece şuraya artı bir diyeceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Ben buradakini sileyim. Bakın çalıştırdığım zaman şuraya bir geldi ama sayfaya henüz bir şey yazmadı. Kaydettiğimiz zaman buraya bir artırmış şekilde kaydedeceğiz. Hemen kaydetmeye başlayalım. Ben genelde arkadaşlar şöyle kaydediyorum. Buraya bir sütun açıyorum, ekle diyorum. Sonra verileri her zaman şuraya atıyorum. Dolayısıyla aşağı doğru kayıyorum. Kaydetme. Hemen yapalım. Kaydette başlayalım. Şurada aşağıya geldik.
Yani önce baktı hiç boş var mı yok mu? Boş yoksa buraya geldim. Buraya bir değişken tanımlıyorum en üstte. Şuraya. Dim, sor, as. Ben buraya byte diyorum. Şuraya sor eşittir. MSG box. Bilgiler kaydedilsin mi? Stok kaydedilsin mi diyelim. Stok kaydedilsin mi? Virgül. Visual Basic yes no diyorum. VB yes no. Artı. Buton 1 aktif olsun. Artı. VB questions yani soru sorsun. Soru sorsun dedik. Virgül yani ikon olarak bir soru ikonu gelsin mesaja. Buraya da kaydet diyorum. Parantezi kapatıyorum. Diyorum ki burada eğer sor eşittir VB no ise VB no ise yani hayır ise then exit sub yani buradan çık. Burada VB no yerine 7 de kullanabilirsiniz. Yes yerine 6 rakamı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada diyoruz ki eğer burada şu anki buraya gelmişse arkadaşlar bakın buraya geldiyse demek ki evet evet'e tıklamıştır. Şu anki yazacağım kodlara gelmişse demek ki evet'e tıklamıştır arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Sheets stoklar sayfasındaki nokta rows 2 yani ikinci satır nokta insert diyorum. İkinci satıra bir satır ekle. Sonra sheets stoklar sayfasındaki range tabii bir saniye şuraya şöyle bir şey yazayım. Sheets ayarlar sayfasındaki range ve bir nokta value eşittir. Yine aynısı artı bir. Hemen bunun açıklamasını yazayım. Şurada ne diyor arkadaşlar? Stoklar sayfasının ikinci satırına bir satır ekle. Boş satır ekle. Değil de buraya boş satır ekle diyelim. Ondan sonra ayarlar sayfasındaki ID şu ID'ye bir ekle arkadaşlar. Şu ayarlar sayfasındaki şurayın değerini bir arttır. Yani şu hücrenin amacı o. Bunu üste mi yazsak? Sileyim. Sonra bu satırın amacı ne? Ayarlar sayfasındaki stok ID'yi bir arttır. Şu alttaki satırın amacı bu. Sonra ne yap arkadaşlar? Stoklardaki range A2 nokta value eşittir TXT ID nokta value. Bunun aynısını kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Peki sonra ne diyoruz? B'ye TXT stok adı nokta value. Arkadaşlar eğer buraya U case yazarsanız UCase, UCase. Bu büyük harfe çevir demektir. Yazıyı büyük harfe çevir. Dolayısıyla stok adını büyük harfle yazacak. Siz küçük harfle yazsanız da büyük harfe çevirecek. Tekrar yapıştırıyorum. C2'ye ne yazacak? Bakın yukarıda dur stoklar sayfasına gideyim. C2 birimi yazacak. TXT birim.
birimi büyük harfe çevirmesine şey TX'te değil combo box birim nokta value. Sonra alış fiyatı satış fiyatı. Alış satış. D2 E2. TX'te alış. Şuna da TX'te satış. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar unload me diyecek. Yani formu kapatacak. Sonra frm mesaj nokta ebl mesaj nokta caption eşittir stop kaydedildi diyecek. Sonra frm mesaj nokta show. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Şu anda stock ID'miz boş. Hemen geliyorum, programı aç, stock kayıt. Hemen stock adı ne diyelim? Mesela 102 ekran full HD TV. Birimi adet, alış fiyatı 2480, satış fiyatı 3000. Kaydet, stok kaydedilsin mi? Evet, stok kaydedildi. Bir bakalım stok kaydedildi mi? Hemen stoğa bakıyorum. Evet, bir stok ID 1, full HD adet, 2000 fiyatı kaydetmiş. Ayarlarda da 1.60. Tekrar stok kayda geliyorum. Bu sefer 80 ekran, yine full HD TV diyelim. Bu da adet 1600 2900. Bu kadar. Stok kaydetme işimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıt işlemimiz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler, geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.